Merhaba arkadaşlar. Çöz Kazan yayınlarının hazırlamış olduğu TYT Fizik Soru Bankası'nın video çözümüne devam ediyoruz. Kuvvet hareket ünitesindeyiz. Enerji ile ilgili sorular çözüyoruz. 15 nolu testinin sorularını da çözeceğiz arkadaşlar. Birinci soruyla başlayalım. Bir konum zaman grafiğiyle başlıyoruz arkadaşlar. Doğrusal yolda ilerlemekte olan bir hareketliğe ait konum zaman grafiği şekildeki gibi hissediyor. Hangi aralıklarda kinetik enerji değişimi nasıl olur diye söylüyor. O zaman konumu nasıl hareket ettirmeyeceğiz? Biliyorsunuz ki konum yatayleşiyorsa o cisim orada ne yapıyordur arkadaşlar? Yavaşlıyordur arkadaşlar. Eğer eğrisellik dikleşiyorsa o bölgede de hızlanıyoruzdur. Eğer bir doğru parçası görüyorsak bunun ismi de sabit hızdır. Şimdi yavaşlarken kinetik enerjimizin ne yapması lazım? Azalması lazım. Hızlanırken kinetik enerjimizin artması lazım. Sabit hıza giderken kinetik enerjimizin değişmemesi lazım. Sorumuzun cevabı da bir burs olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 2 nolu sorudayız. Elimizde KRM cisimleri var. Bu cisimleri ipe astığımız zaman ipteki girmeler 2T, 2T, T oluyor. Bu cisimlerin yere göre potansiyel enerjiyi sıralayın diyor. İpteki girme 2T ise cismin ağırlığında 2 ile orantılı. Yani direkt 2T çarpı 2H deyip bunun potansiyel enerjisine 4TH diyebiliriz. Aynı şekilde 2TH yüksekliğinde olduğuna göre 2T'yi H ile çarptığımız zaman potansiyel enerjisi 2TH olur. Ağırlığı T ile orantılı olan, yüksekliği 2H olan bunun enerjisi de T çarpı 2H olduğuna göre M'nin enerjisi L ile eşit. K'nın potansiyel enerjisi de bunlardan daha büyük olması lazım. 2 nolu sorumuzun cevabı denizdeki gibidir arkadaşlar. Sırada 3. sorumuz var. Elimizde özdeş küplerden oluşturulmuş bir sistem var. Bu şekillere bakarak hangisinin potansiyeli daha fazladır deyip sıralama yapmamızı istiyorlar. Cisimler yerden uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artıyor. Şekilleri incelediğimiz zaman mesela ortaklara bakalım. Mesela her 3 şekilde zeminde bir tane var. Bu durumda zeminde ne kadar çok parça varsa o adamın potansiyel enerjisi o kadar azdır. Parçalar ne kadar yukarı doğru çıkmışsa potansiyel enerjiler o kadar yüksek olacaktır. Mesela bu cisimleri görmezseniz sahip olan potansiyelleri daha net herhalde karşılaştırabilirsiniz. Mesela her üçünde de şu parça gene yok. Ortak olarak düşünelim. O zaman zeminde bir parça, iki cismin üzerinde bir parça, bir cismin üzerinde bir parça fazlalık olduğuna göre sıralama yaptığımız zaman en fazla 2'de, sonra 3'te, sonra 1'dedir diye sıralayabiliriz. Sorunun cevabı 2. 2, 3, 1 şeklinde olması lazım. Sorumuzun cevabı da Adana olması gerekiyor arkadaşlar. Yeni bir soru. Şimdi burada V hızıyla gitmekte olan K noktasından geçerken hızı V olan bir hareketli F kuvveti yol boyunca sabit olarak uyguluyoruz. Uygulanan kuvvetten dolayı hızı 2V sonra 3V oluyor. Soru şu, kuvveti ne kadar yol boyunca uyguluyoruz? Yani aralıklardaki yer değiştirmeler bize soruluyor. Ama cismin sahip olduğu kinetik enerjiye eğer odaklanırsak arkadaşlar, cismin kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv karedir. Hareket halindeyken cismin kütlesi 1 bölü 2 sabitler değişmez. O zaman hızın karesiyle ilgili bir kinetik enerji oranı bulmamız lazım. Hızın karesine biz burada kinetik enerji olarak e desek, hızının karesine burada kinetik enerji olarak 4 e desek, hızının karesine gene burada kinetik enerji olarak 9 e dersek, kuvvetin burada yaptığı işin enerjiler arasındaki fark kadar olması lazım. Yani burada 3E'lik bir iş yapılmışsa o zaman kuvvet 3x yolu boyunca gitmiş. Yani F çarpı 3x 3E demiş oldum burada. Burada yapılan iş eğer 5E ise aynı kuvvetin burada alması gereken yolun 5x olması lazım. Alınan yollar oranı 3 bölü 5 olması lazım. Cevap da bursa olması gerekiyor arkadaşlar. Sırada yine buna benzer bir soru tipi var. Yine aynı taktiği uygulayabiliriz. Bu sefer kuvvetten hıza geçiş yapacağız. Başlangıçtaki kinetik enerjim 0. Şimdi cismin hızı V ise hızımın karesiyle buradaki cismin sahip olduğu kinetik enerjiyi edelim. O zaman burada yapılan iş yani F çarpı X E kadar enerji kazandırıyorsa E'ye Fx diyebiliriz. O zaman cisim burada F çarpı 4X kadar daha iş yapılırsa o zaman enerjisine 4E daha ilave ettiğimiz için şu an enerjisi 5E olur. 1/4 fx kadar daha iş yaparsanız o zaman buraya 4E daha enerji kattığımız için şu an enerjisi 9E olur. Bize hız soruluyor. Şimdi E, V'nin karesiyle orantılıysa o zaman 5E
kök 5V'nin karesi orantılı olmaz mı? Aynı mantıkla burası da kök 9V'nin karesi orantılı olmaz. Bakın V'nin karesi E, kök 5'in karesi 5E, kök 9V'nin karesi 9E ile orantılı oldu. E demek ki M noktasındaki hızı kök 5, N noktasındaki hızı ise arkadaşlar kök 9'dur. Kök 9 zaten 3'tür arkadaşlar. Cevap deniz olması lazım. Sıradaki sorumuz. K ve L cisimleri kendi içlerinde düzgün ve türdeş cisimler. Bu şekilde şekil 1'deyken yere göre potansiyel enerjisi de eşittir diyor. Şimdi cisimlerin yere göre potansiyel enerjisi eşitse K'nın ve L'nin ağırlık merkezine baktığım zaman K'nın yerden yüksekliği daha fazla, L'ninki daha az. Buna rağmen potansiyel enerjileri aynıysa demek ki L'nin kütlesi K'nın kütlesinden büyüktür. Daha birinci öncülü bu ifadeyle tespit ettim. Şimdi soru şu. Diyor ki eğer K, L cismini K cisminin üstüne koysaydık diyor. Şekil 2'deki gibi diyor. Şekil 1 ve 2'deki konumlara bakılarak diyor. Hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor arkadaşlar. Peki. Burada şekil 2'de K'nın yere yaptığı basınç 2P olur diyor. Arkadaşlar burada K'nın yere yaptığı basınç 2P'dir diyebilmemiz için kütlelerin de aynı olması lazım. Kütleler aynı olmadığına göre K'nın yere yaptığı basınç P iken L'nin yere yaptığı basınç arkadaşlar ne olacaktır? Değerini, yüzey alanlarını bilmediğimiz için, bunu söylemediğimiz için böyle bir ifadeyi de kullanamayız. Buna ulaşılamaz. L'deki potansiyel enerji ilk durumuna göre 3 katına çıkar. Şimdi L'nin ağırlık merkezi buralarda bir yerde. Şimdi buraya bir yere çıkması lazım. Yani seviye olarak yaklaşık olarak şöyle bir mesafe çıkması. Biz bu mesafeleri de belirleyemiyoruz. Çünkü bu bir kesik koni gibi bir yapısı var. O zaman bunu da belirleyemediğimiz için arkadaşlar hangilerine ulaşılabilir? L'nin kütlesinin K'dan büyük olduğunu ulaşabiliriz. Cevabını adanamız lazım. Peki sıradaki soru. Düzgün ve türdeş G ağırlıklı K dörtgenler prizmasının yere yaptığı basınç P. Yere göre potansiyel enerjisi E ise bu prizma ısıtılırsa G, P ve E nasıl değişir diye soruyor. O zaman şöyle düşünelim. Bir cismin ağırlığı ısıtılınca değişir mi? Değişmez. O zaman bununla başlayalım. Peki P cismin yere yaptığı basınç. Şimdi bu madde genişlediği zaman taban alanının daha büyük bir şekli genişlenmesi gerekmez mi? Genişlediği zaman aynı ağırlığı daha geniş bir tabana oturtursanız buradaki basıncın ne yapması lazım arkadaşlar? Azalması lazım. Şimdi çok net bir şekilde denizle gitmek zorunda kaldık ama bir de enerjiyi düşünelim. Şimdi boyut olarak yükseldiği zaman ağırlık merkezi de daha yukarıda bir yere çıkacak. Eskiden ağırlık merkezi buradaydı. Şimdi yine ağırlık merkezi daha yukarı çıkacak. Ağırlık merkezi yükseldiği için potansiyel enerjisinde artması gerekiyor. Sorumuzun cevabı deniz oldu arkadaşlar. 8. soru. Demir atmış bir teknenin yeterince yüksek bir yerinden denize atlayan bir kişi deniz suyunun bir miktar etrafa sıçramasına neden oluyor? Yargılarından hangileri doğru olur diye söylüyor. Atlama, diğer atlamaların da aynı yerden aynı şekilde atlanması söyleniyor. Peki. Şimdi bir kere toplam enerji korur. Biz onu söyledik. Yani sistemin toplam enerjisi enerji kaybı olmayacağı için koruması lazım. Enerjinin bir kısmı deniz suyunda işe dönüşür. Doğru. Bu ifade de doğru. Hava sürtünmesi olmasaydı sıçrayan su miktarı artar. Daha fazla suyun hareket ettiğini gördük. Doğru. Her üç öncünün üçü de arkadaşlar doğru olarak ifade edilmiştir. Geldik 9. soruya. Gaz, Y ve X sıvıları şu anda elimizdeki kabın içerisinde dengedeler. X'in yere göre potansiyel enerjisi EX, Y'in yere göre potansiyel enerjisi E'ye, gazın yaptığı basınç PS diyor. Kabı çevirsek diyor. Bunlar nasıl değişir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar kabı çevirsek geniş bir tabana X'i yayarsanız yüksekliğin azalması lazım. Aynı şekilde Y'de aynı durum olacak. Gazımız da burada kalacak arkadaşlar. Ha, yoğunluk değişmediği için hala Y üstte, X altta kalacak. Ama dikkat edin. Şeklimizi incelerseniz Y'nin ağırlık merkezi aşağı indiği için potansiyelin azalması, X'in ağırlık merkezinin yere yaklaştığı için potansiyel enerjisinin azalması lazım. İkisinde potansiyel enerjisi azalır diye düşünüyoruz burada. Peki. Gazın basıncı ne olacak? Gazın basıncı burada genelde öğrencilerimiz azalır diyor. Çünkü hacmi artar gibi görüyorlar. Oysa ki elinizdeki gaz arkadaşlar oda olarak hacim olarak aynı hacmi sahiptir. Yani odanın içerisindeki düşünün oda değişmedi. Hep aynı kapalı bir kap içerisindesiniz. Y'nin hacmi değişmedi. X'in hacmi değişmedi. O zaman gazın hacmi değişir mi? Değişmez. O zaman basıncın da değişmemesi lazım. Cevabın burs olması lazım. Peki sıradaki soru arkadaşlar. 10 numaralı sorudayız.
burada durmakta olan bir cisme F kuvveti uyguluyoruz. Bu F kuvvetini K'dan L'ye kadar uygulayıp kaldırıyoruz. Sürtünme sabit ve yol boyunca var. Bütün yol sürtünmede. Diyor ki cisim M noktasında durduğuna göre diyor. Hemen onu not alalım. Cisim burada duruyor. O zaman bu durumda sürtünme kuvvetinin büyüklüğü soruluyor. Şimdi bizim kuvvetimizin yaptığı iş sadece Fx kadardı. Çünkü buraya kadarlık iş yapıyoruz. Fakat sürtünme bütün yol boyunca iş yapıyor. Şimdi yaptığımız iş cisme kazandırdığı enerji kadar enerji kaybetmemiz lazım. Çünkü başlangıç ve son durumdaki enerjilerimiz sıfır. Yani enerji kazanmıyoruz. Burada enerji değişimi de sıfır. Enerji değişimi sıfır olduğu için arkadaşlar K'daki ve M'deki bu aralıktaki kazanılan tüm enerjiler sürtünmeyle harcanmalıdır. Yani sürtünme kuvvetinin 3x yolu boyunca yaptığı işin F çarpı x yani kuvvetin x yolu boyunca yaptığı işe eşit olacaktır. O zaman sürtünme kuvveti F kuvvetinin 3'te 1 kadardır arkadaşlar. Cevabımızın adan olması lazım. Bir sonraki soru. Net kuvvet yol grafiği vermişiz. Şimdi net kuvvet yol grafiğine baktığımız zaman 0-2x aralığında yapılan iş W ise diyor 0-4x aralığında yapılan iş ne kadardır diye soruluyor. Burada hemen küçük bir çakallık gösterelim. Burada yapılan işe dikkat edelim arkadaşlar. Alan olarak buradan yapılan işe eşit değildir. O zaman burada artı pozitif yapılan iş, burada yapılan tam eksi yapılan işe eşitse bunların toplamı gene ne çıkacaktır? 0 olacaktır. Bana diyor ki 0-2x'de yapılan işe W diyorsa 4x'de yapılan iş ne kadar olacaktır diyor. Şimdi burada yapılan iş W ise burada da yapılan iş W'dur. Çünkü burada yapılan işler toplamı toplamda burası 0 olduğu için hepsinin toplamında bu aralık için W. Yani gene 1 çıkması gerekiyor. Cevabın C olması lazım. Sonraki sorudayız. Bu da bu testin son sorusu arkadaşlar. Şekildeki K noktasından serbest bırakılan X cismi L noktasından geçerken potansiyel enerjisi L. M noktasına çarptığındaki kinetik enerjisi EM'dir. EL bölü EM 2 bölü 3'tür diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Cismin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi toplam enerji değildir. Yani bu cismin şu an yere çarptığı zamanki enerjisi 3E diyelim. O zaman bütün noktalarda cismin toplam enerjisi 3E dememiz gerekiyor. Bu toplam enerjisi. Peki cismin L noktasındaki potansiyel enerjisi 2 birimse yani biz buradaki toplam enerjisi potansiyel enerjisi 2E dersek o zaman cismin L noktasından geçerkenki kinetik enerjisi E olmaz mı? Yani cismin yere çarptığı andaki bakın bu 3E aynı zamanda cismin yere çarptığı andaki kinetik enerjisi de hatırlarsınız. O zaman yere çarpma anda potansiyel 0 olmaz mı? Yukarı doğru çıkalım. Cismin başlangıçtaki toplam enerjisi 3E'di. O zaman yukarı çıktığımız zaman cismin en yukarıdaki potansiyel enerjisi 3E. Kinetik enerjisinin 0 olması gerekmez mi? Yani burada kinetik enerjiler, burada potansiyel enerjiler, burada da toplam enerjileri yazdım. Şimdi bana sorduğu şey şu. H1 bölü H2 ne kadardır diye soruyor. Şimdi bunu potansiyelle ne yapabiliriz? Yakalayabiliriz. Burada potansiyel ne kadar kaybolmuş? E kadar. O zaman H1 E ile orantılı olmalı. Burada potansiyel ne kadar kaybolmuş? 2 tane. O zaman bu 2E olmalı. Neden peki? Potansiyel enerjinin formülü madem MGH, H ne kadarsa potansiyel enerji değişimde o kadar olması lazım. H1 bölü H2'nin arkadaşlar 1 bölü 2 yani Ceyhan olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu testin de sonuna geldik. Sonraki testlerde tekrardan görüşmek üzere.